size bir babanın evladına kıydığı bu zalim dünyayı bırakıyorum. Zira ikbal ve iktidar uğruna babasının canına kastetmiş bir zalim olarak yaşamaktansa bir mazlum olarak ölmeyi yeğlerim. Adım sizin gibi tarihin altın sayfalarına yazılmayacak belki. Hiç kimse zaferlerimden bahsetmeyecek. Cihana hükmettiğim bir tahtım olmayacak. Hatta bir hain, asi bir şehzade olduğumu yazacak vakanüvistler. Varsın öyle yazsınlar. Varsın Allah'ın bildiğini kullarından saklasınlar. Bir gün gelir, mazlumların hikayesi de anlatılır. Belki yıllar, belki de yüzyıllar sonra biri benim hikayemi anlatır. Birileri işitir ve öğrenirler hakikati. İşte o gün mazlumun hakkı mazluma teslim edilmiş olur. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? El Fatiha. Paşa, derhal izahat ver. Yeniçeriler hayli öfkeli hünkârım. İkinci bölüğün ağası Hikmet'in kellesini aldılar. Rüstem Paşa ile birlik olup merhum şehzademize tuzak kurduğunu söylediler. Ne tuzağından bahsederler? Bilmezler mi? Hükmü ben verdim. Hikmet Ağa kendi ağzıyla itiraf etti. Rüstem Paşa'nın emriyle Korkut ve Beşir Ağaları öldürmüş. Hadisenin aslı astarı nedir bilmiyoruz. Lakin asker öfkeli. İsyan kapıda. Rahmetli şehzademizin de masum olduğuna inanırlar. Masum, öyle mi? Herkes Rüstem Paşa ve af buyurun haşa huzurdan Hürrem Sultanımızın yalan yanlış malumatla sizi yanılttığını konuşmakta. Bu sebeple Rüstem Paşa'nın kellesini isterler. Hünkârım, derhal müdahale etmezsek hadiseler büyür, önünü alamayız.